Arapların kalitesinin sebebini, yani bu 3, 2, 1, ulan lan konsantrasyonu olur ya. Buradan geçilir. Neyse. 3, 2, 1. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yepyeni bir içerikle karşınızdayım. Bir önceki paylaşımın altına yazılan yorumlara istinaden bugün sizlerle Instagram'daki yüklenen fotoğrafların kalitesinin bozulmasının sebebini ve bu problemi nasıl aşacağımızı işleyeceğiz. Güzel içerik. Hemen hemen herkesin yaşadığı problemlerden bir tanesi. Ulan Instagram'a fotoğraf atıyoruz. Fotoğrafın kalitesi patates oluyor resmen. Yani şunu dediğinizi duyar gibiyim. Ulan Instagram'a fotoğraf atıyoruz. Fotoğrafın kalitesi patates gibi oldu. Ben sana diyorum bak bu telefonlar bizi dinliyor. Ya da tost makinesine basılmış gibi çıkıyor. Şimdi gelin hep birlikte bu problemi nasıl işleyeceğimizi bilgisayar ortamına geçip bir görelim. Canlarım şu an anlatacağım yer bizim asıl mevzuya değineceğimiz nokta. Yani Instagram standartlarını öğreneceğiz. Bu standartlara göre fotoğrafımızı, örnek bir fotoğraf aldım. O fotoğrafımızı işleyeceğiz. Güzelce çıktığımızı alacağız ve bu aldığımız çıktıyı gene kalite bozulmadan direkt Instagram'a yükleyeceğiz. İlk olarak Instagram bize sunmuş olduğu standartlar neler? Bunlara bir bakalım. Bunlar hakkında küçük bir bilgi edinelim. Akabinde hemen fotoğrafımızı işlemeye geçeceğiz. Şu an ekranda görmüş olduğunuz içerikte Instagram'ın kendi help kısmına, yani yardım kısmına geldim. Yardım kısmında bana diyor ki 1080 piksel genişliğinde bir fotoğraf ayarladığınız zaman biz bunun hiçbir şekilde kalitesini, yani çözünürlüğünü değiştirmeyiz. Burası bizim için en önemli yer. Ve bununla birlikte bize sunmuş olduğu bir kroplama standardı var. Bu kroplama standardı ve artı onunla birlikte piksel oranına dikkat ettiğimiz zaman bizim hiçbir şekilde Instagram çözünürlüğünü değiştirmeyeceğini söylüyor. Peki bu 4'e 5 gibi oranda ya da 1080 piksellik bir genişlikteki fotoğrafta, yani Instagram'ın bize sunmuş olduğu standartlara göre bir içeriğimizi nasıl oluşturacağız? Hemen uygulamalı bir şekilde bir fotoğraf üzerinde işleyelim. Arkadaşlar ben internetten bu tarz bir fotoğraf buldum. Bunu da sizin çekmiş olduğunuz fotoğraf olarak varsayalım ve işlemimizi başlayalım. İmaj bölümüne gelip mod kısmına tıkladığımız zaman burada RGB'nin tikli olduğunu görüyoruz. Bu nedir? RGB bizim web ortamında görüntüleyebildiğimiz, destekleyen bir renk formatıdır. CMYK'da bunun tam tersi, baskılı materyallerde kullanacağımız, yani baskılı işlere göndereceğimiz zaman resimleri çevireceğimiz renk formatıdır. Bunu kesinlikle ne fotoğraf isterseniz işleyin, web ortamına yükleyeceğimiz için RGB'nin tikli olması gerekiyor. İkinci unsur, hemen onun altında 8 bit ve 16 bit olayımız var. Bu da gene fotoğrafın renk kalitesiyle alakalı bir durum. Yani kısadan anlatmak gerekirse kafanızda karıştırmadan 16 bit dediğimiz zaman ya da 16,8 milyon bir renk kapasitesini dengeleyen bir resim formatıdır diyor. Instagram bize bu formatta sağlayan bir platform olmadığı için biz otomatik olarak webde genellikle 8 bit olarak çalışacağız ve bunların tikli olduğunu göreceğiz. Şimdi bu fotoğrafı Instagram'a biraz daha böyle güzel bir hale getirecek şekilde işlemeye alıyorum. Ctrl Shift A diyorum. Ctrl Shift A diyerek kamera raw sekmesini açtım. Burada yan tarafındaki panel karışık gibi görünebilir ama çok küçük birkaç püf noktayla hemen fotoğrafımızı kaliteli bir içerik haline getireceğiz. İlk olarak dikkat etmemiz gereken olaylardan bir tanesi fotoğrafı Instagram'a ne kadar atarsanız atın renk doygunluğunu biraz düşürdüğü için siz mevcuttaki fotoğrafın kontrast ayarlarını monitör dengesine göre, tabii bu biraz da arttırmaya hedefleyelim. Kontrast ayarlarını gördüğünüz gibi buradan arttırarak ya da siyah dengesi fotoğrafın koyuysa buradan ayarlayabilirsiniz. Örnek veriyorum, fotoğrafımız bu şekilde bir patlaklığa sahipse buradan white'ı kısıp fotoğrafı dengeleyebilirsiniz ya da highlight'ı kısarak ya da açarak fotoğraf üzerindeki dengeyi kurabilirsiniz. Şimdi burayı teferruatla anlatmıyorum, tekrardan belirtiyorum. Bilmeniz gereken tek şey burada renk doygunluğunu arttırmanız. Bunu biraz kontrast arttırabilirsiniz. Aşağı tarafta vibrans diyerek arttırabilirsiniz. Ve son olarak fotoğrafımıza az da olsa keskinlik vermemiz gerekiyor. Mesela bu fotoğrafa yaklaştığım zaman çok az bir gram var. Bu gramı da biraz da yok edelim ve netliğimizi gramı yok ederek arttıralım. Şimdi detay kısmına geliyorum. Detay kısmına geldiğim zaman sharpen bölümünü görüyorum. Sharpen'ı siz, gene tekrar belirtiyorum, mevcuttaki fotoğrafın netliğine kendi göz zevkinize göre orantılayın ama aşırıya kaçmayın. Yani buradaki dengeyi 30 ile 55 arası ayarladığınız zaman keskinliği hafif biraz daha arttırmış olacak. Alt tarafında, yani şu taraflardaki görmüş olduğunuz noktaları biraz yok etmeye çalışalım. Gram dediğimiz, noise dediğimiz yer. Bunu da buradaki barı sağa doğru çektiğiniz zaman gördüğünüz gibi fotoğrafın netlik kalitesi biraz daha kendine geldi. Şimdi benim fotoğrafla işlemeyle alakalı bütün işlemlerin bittiğini varsayalım. Bana göre fotoğrafın bu şekilde uygunluk olduğuna inanıyorum.
Direkt o yüzden kamera raf sekmesini okey diyerek fotoğrafın işlemini bitirdim. Şimdi gelelim kilit noktaya. Tekrardan Instagram'ı açıyorum. Bize söylediği standartları uygulamaya başlayalım. 4'e 5 oranında bir kroplama işlemi gerçekleştireceğiz ya da 1,91'e 1 gibi bir oranda kroplama işlemi gerçekleştireceğiz. Yani kare formatında hazırladığımız zaman, genellikle Instagram postlarını yaptığımız zaman kare formatında ayarlıyoruz. 1'e 1 dediğimiz oran bu. Bunu fotoğraf ağırlıklı yükleyen, portfolyo sahibi olan insanlar için 4'e 5 oranını tamamen tavsiye ediyorum. Yani ağırlık olarak fotoğraflarınızın daha iyi görünebilmesi için kare değil de biraz daha uzun ince dikdörtgen şeklinde olan, yani 4'e 5 gene 8'e 10 olması gerekiyordu. 8'e 10 oranını ayarlamanız gerekiyor. Biz 4'e 5 oranında bir kroplama işlemi gerçekleştireceğiz. Bunu nasıl yapıyoruz? Hemen Photoshop üzerinde görelim. Photoshop'umuzu tekrardan açtık. Crop tool aracımızı seçtik. Crop tool aracımızı seçtikten sonra yukarıdaki görmüş olduğunuz yere tıklıyorum ve burada bana oranlar veriyor. Yani 1'e 1 dediğimiz oranı tıkladığım zaman fotoğrafı kare bir haline getirdi. Bunu fotoğraf yükleyen ya da işte portfolyo sahibi olan kişiler için nasıl yapmıyorum? Neden? 1'e 1 oran yerine biz bu oranı 4'e 5 yani 8'e orana çevirdiğimiz zaman Instagram'ın ana sayfasına kaydırırken daha fazla alan kaplayacağı için fotoğrafın görünürlüğü de artacak. Artı benim yaptığım işlem, keskinlik vesaire kare formatında biraz daha sıkışacağı için, ki siz fotoğrafı yakınlaştırmazsanız o da ayrı bir durum. Bu oranda ana sayfamda, yani news page dediğimiz kısımda gezerken daha çok fazla güzel görünecek. Yani ekrana tam doldurmuş vaziyette olacak. Şimdi 4'e 5 oranında biz bu kroplama işlemini doğru açıyı hedefleyerek birinci evrede kroplama işlemini tamamladım. Yani Instagram bana sunmuş olduğu standartlara göre birinci evreyi bitirmiş vaziyetteyiz. Şimdi ikinci standardına geçelim. Burada belirttiği şöyle bir durum var. Diyor ki 1080 piksellik genişliğinde ayarladığınız zaman çözünürlüğünü değiştirmeyiz diyor. Bunu Instagram direkt kabul ediyor arkadaşlar. Instagram fotoğraflarınızı yüklerken dosyalar büyük olduğu için, belli bir filtreden geçirdiği için analiz etmek zorunda. Otomatik olarak kendine göre düşürmek zorunda. Ama bu standartlara göre yaptığınız zaman hiçbir şekilde kaliteyi bozmuyor. Şimdi 1080 piksel genişliğini çevirerek ikinci standardımızı uygulayalım. Photoshop'umu tekrardan açtım. İmaj bölümüne gelip imaj size diyerek fotoğrafımın bilgilerinin bana vermiş olduğu paneli tekrardan getirdim. Burada şu zinciri, birbirine girmiş zincir olan yer sizde kapalı olabilir. Yani şu şekilde olabilir. Eğer bu vaziyetteyse kesinlikle bunu tıklamanız ve alt üst otomatik olarak birbirini dengeleyecek formata çevirmeniz gerekiyor. Bu işlem yapmamızın amacı, Instagram bize sunmuş olduğu şart neydi? Genişlik değerim benim 1080 piksel genişliğinde yaptığım zaman aşağıya da, yani buradaki zincirim tıklı olduğu için aşağıya da otomatik olarak 1350'ye çevirdi. Yani bizi Instagram'ın sunmuş olduğu ikinci şartı yerine getirdik. Alt tarafta hiçbir şekilde değişiklik gerçekleştirmiyorum. Resolution kısmını 72 dpi bırakıyorum. Yani çözünürlüğü 72 dpi bırakıyorum. Eğer fotoğrafı baskıya göndereceğimiz bir işlem değilse bu 72 dpi kalması gerekiyor. Yani kalması zorunlu bir durum değil ama zaten web formatında 150 dpi ya da 200 dpi'lik bir işlemi gerçekleştirdiğiniz zaman gene otomatik olarak düşüreceği için biz bunu 72 dpi bırakmamız gerekiyor. Okey diyorum. Fotoğrafla alakalı bütün düzenleme işlemim bitti. Instagram standartlarına göre kroplama işlemim de tamamlandı. Piksel genişlik boyutumu da ona göre hazırladım. Şimdi bu fotoğrafımızı file menüsüne geliyoruz. Export diyoruz ve farklı çıktı al diyerek fotoğrafımızı dışarı aktarma işlemini gerçekleştireceğiz. Bu kontrol etmemiz gereken küçük bir nokta var. Fotoğrafımızın JPEG olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Artı zaten burada genişlik ve yükseklik değerlerimizi bize otomatik olarak verdi. Kontrol işlemimi tamamladıktan sonra direkt export diyorum. Fotoğrafı çıktı alacağım yere işte artık dosyamın adını değiştiriyorum. Sona dedim. Kaydet dedim. Ve fotoğrafımızı profesyonel bir şekilde çıktığımızı aldık. Yükleme işlemi için direkt Chrome'a geliyorum arkadaşlar. Instagram'ın bilgisayar ortamında açtım. Belki bunu birçoğunuz biliyor veya bilmiyor, bilmiyorum. F12 tuşuna basıyorum. Buraya tıklıyorum. Gördüğünüz gibi alanımı bir, yani tablet gibi ya da bir telefon gibi bir şeye çevirdi. Yani responsive haline getirdi. Responsive kısmından telefonunuza göre ayarlayabilirsin ama bizim için önemli olan kısım burası değil. Sayfa bu haldeyken sayfayı yenile diyorum.
Gördüğünüz gibi aşağı tarafa ikonları getirdi. Şimdi buradan artı ikonuna tıklıyorum. Artı ikonuna tıkladığım zaman fotoğrafı export ettiğim, yani son hali dediğim yere geliyorum. Fotoğrafı kare formatta ayarladıysak bu şekilde bırakıyoruz. Kare formatta değilse, yani bizim az önce ayarladığımız 4'e 5 oranında ise buraya tıklıyoruz. 1'e 1 oranımız bu şekildeydi. Bunu da hızlı bir şekilde burada görmüş olduk. İleri diliyorum. İleri dedikten sonra artık fotoğraf açıklamamı yazıyorum. Paylaş dediğim zaman fotoğrafımı Instagram standartlarına göre ayarladığım ve çıktısını aldığım fotoğrafı otomatik olarak buradan bu şekilde yükleyebiliyorum. Evet canlarım, bütün işlemlerimiz tamamlandı. Güzel bir şekilde fotoğrafımızı işledik. Çok fazla detaya inmeden Instagram standartlarına göre fotoğrafımızı ayarladık ve gördüğünüz gibi bilgisayar ortamında aynı fotoğrafı kalitesini bozulmadan yükledik. Canlarım, bir tanelerim elimden geldiğince en iyi şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı bir içerik haline gelmiştir. Videoyla alakalı sorularınız varsa yorumlara belirtirseniz bunları cevaplamaya çalışacağım. Ya da videoda anlatmadığım bir yer vardır, gözümden kaçmıştır, olabilir. Bununla alakalı bir şey varsa yorumlarda belirtin. Ya da bir sonraki konularda şu tarz bir içerik çekin dediğiniz şeyler varsa onları lütfen yazın. Elimden geldiğince bu tarz içerikler çıkartmaya çalışacağım. Ben artık nargileşmeye devam edeyim. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin.